Valencia niye kontrat imzalanmadı? Valencia 2 yıllık kontrat istedi. Artı 2,5-3 milyon euro civarında bir para istedi. Fenerbahçe de bunu kabul etmek istemedi. Belki kontrat 2 artı birdi. Onu da söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe ne yaptı? Yok dedi sen o para etmezsin dedi. Aynı Abdülkerim'e yapıldığı gibi Galatasaray'ın stoperi. Aynı şey yapıldı. Oyuncu ile yollar ayrıldı. Oyuncu şu an internasyonelde omuzlarda karşılandı. Olabilir. Senin elinde tutmuş, performans veren bir oyuncu var. Şimdi sen Valencia'yı kabul etmezsin. Gönderirsin yerine 25'inde, 27'sinde, 28'inde bir oyuncu getirirsin. Gidersin bu adama 4 milyon euro verirsin. Transferini <laughs> yaparsın. Ya edinecek o. Hiç fark etmez. <laughs> aynı şey Falcao geldiğinde de söyledim ben. Bakın aynı cümleleri. <laughs> Ay, Falcao ile o aynı değil. Edince hayatında aynı kaç kere sakatlanmış. Fark etmez. en fazla aynı, galiba sahadan uzak kaldığı gün 20 gün bile değil, 17 şeyda, gün galiba. Sadece karşılaştırmamı şöyle yapıyorum. Elinde takıma uyum sağlamış, performans alan ve 30'a yakın skora katkı yapmış bir oyuncuyu gönderiyorsun. Sebep olarak da kontratı imzalamamın sebebin yaşlısın. Sana 2 yıl olmaz diyorsun. Gidip 37'lik Ceko ile yapıyorsun bu kontratı ama Edinçek o fark etmez üzgünüm gerçekten sahada <laughs> isimler oynuyor olsaydı hiç sesimi çıkartmazdım. Hayır sahada isimler oynamayı geçtim Falka gibi bir profil de değil Edinçek o dediğimiz isim son olarak forma giydiği yerde bile skora katkı vermiş. Tamam. Şans bulmuş. Finalde ee, oynamış bir isim. Finalde oynamış bir isim. Yani bunlar bence halka Robin bir Van Persie gelirken de paralel düşünceler vardı. Hatta Van Persie varsa Van Persie de oynar de deniyordu. Sakatlık dedikodularıyla birlikte Vampirce geldi. Van Persie varsa Van Persie. Hatta sakat sakat alınmış. Ali Başkan e, o dönem Aziz Yıldırım'dı. Açıklamıştı. Sakat almış. Fenerbahçe'nin Bence Ali Koç döneminin ilk ve en büyük yıldız transferi o Sezon sonunda ya sen ya ben YouTube'a düşeceğiz bu açıklamalarından sonra. Tamam. <laughs> Bekle. <laughs> Beni yanıltmasın. Ama sen rakamda sakın iddiaya girme. Yok Ceko rakam. bu Türk futbolunda 15 tane gol atar. İyi transfer. İyi ki alındı. İyi ki alındı diyorum bak hani 15 atar bence deyince ee, 15... iş yapmaz demiyorum. Ama ben... 15'in üstü bence. Ne, en büyük Beklent. handikapı da bir kez daha söylüyorum. Valencia'nın çok gol atması. Herkes onunla kıyaslayacak. Anlar tarz olarak da farklı. Valencia forvet. Bu adam santrafor. Ama Fenerbahçe'nin şimdi savunmadan başlamıştık. Kesinlikle A savunmasından savunmasının değişmesinden yanayım. aylardır veya sezonlardır oynayan Rossi et mi balık mı tavuk mu belli değil. Tam bir istikrarı yok. Rossi'nin de ayrılmasından yanayım. Böyle belirsiz oyuncular çok var. Pedro, King. Yani baktığımızda hadi eleyelim eleyelim hepsini gönderemeyiz dediğimizde baktığımızda Fenerbahçe'de sadece bir 10-11 tane oyuncu tutabiliyorsun. Hı. Yine mi diyeceksin 15 tane oyuncu? Evet, gerekirse yine 10 tane oyuncu almak zorunda Fenerbahçe. Ciddi bir temizlik. İnanılmaz bir temizlik yapmak zorunda. Belirsizleri. Yani temizlik yapa yapa yerler ışındı artık. Ama şu var hep bak. Yani burada temizlik yaparken 3 kişi değiştiriyor. O zaman değiştiriyor. Şunu, şunu sorgulaması lazım. Bu kalabilir tabii. diyor. Bu takımın her sezon sonu geldiğinde hocasının gitmesi, 15'ten transfer yapıyor, olmak zorunda kalmasının altındaki yaptan sebep ne? Niye o zaman geçtiğimiz sezon bu temeller atılamadı ya da daha önceki sezon, ya da 4 yıl boyunca? Demek ki futbol aklı ile ilgili problem de var takımın. Transfer aklı. Şimdi Taner zaten asıl eleştirdiğimiz o zaman da konu bu. Şimdi onu şunu sorguluyor. Yanlış kurgu yapıyorlar. Bu takımın bu kadar geçmişten bugüne Başkan Ali Koş döneminde kaç transferi var? 100 tane transferi var. Doğru mudur? Ve şu anda futbol aklı ile ilgili ciddi soru işareti var bu takımın. Çünkü kimin transfer yaptığı belli değil. Ve böyle bir ortamda ne kadar marka olursa olsun, ne kadar son finalde oynuyor, oynamış olursa olsun, bana kimse Edin Dzeko'nun bakın Edin Dzeko gider Galatasaray'da gol kralı olur. miza, yani örnek veriyorum. Kötü olduğu için demiyorum. Ama bugün bu performansı veremezse en büyük sebebi Fenerbahçe'nin o dağınıklığı, belirsizliği. İçeride ciddi bir belirsiz tablo var. Ve Dzeko'nun da buranın teknik direktörü bile belli değilken Dzeko'nun ben geliyorum demesi benim için bir soru işaretidir. Öyledir yani. Kusura bakmasın kimse. Yani edince koysan normal şartlarda mesela Marek Hamşik'in Trabzonspor'a transfer olduğu dönem hatırlayalım. Hoca telefon aradı, FaceTime'lar yapıldı, ikna görüşmeleri yapıldı, ona raporlar gönderildi bilmem ne. Marek Hamşik transferi için. Peki Ceko'da hangisi yapıldı? Kimse yok ki takımda. Bana Ryan Kent ve Edin Ceko transferleri bu yüzden soru işareti geliyor. Bu adamlar bu takımı kabul ederken Hangi doğruya göre kabul etti? Ne onlara sağlandı? Demek ya da kendi ki... oyunlarının ya da oynayabildikleri en iyi performans verebildikleri oyunun Fenerbahçe'de olabileceğine nasıl eminler bu kadar? Belki İsmail Kartal takımın başka bir oyununa evirecek ve bu Ceko'nun oynadığı. Kesinlikle uyum gelişini düşün. Ortaya çıkan. Portekiz Cumhurbaşkanı'yla fotoğrafları düşün. Hı hı. Ceko, Ali Koç'la oturduktan sonra ikna olmama ihtimali yok. Tamam, ikna oldu. Ee, kent, neye göre ikna oldu? Bak şimdi bak, kent transferi zaten son 10 günün, 15 günün işi değildir. En az 3-4 ay öncesi vardır bu işin. Tamam, doğru konuşuluyordu da. Ee, vardır, mutlaka vardır. Belki geçen sezondan listede olan bir oyuncu. Ama Ceko da artık bu işin profesörü olmuş birisi. Yani burada hata yapacak veya küçük şeylerle ikna olacak veya plan projeye kanıp bazı projeler belki de cekon üzerine yapılabilir. Evet. Fenerbahçe. İşte Peri hiç aynı bu anlamda Adama renk bakın. düşmüyor mu oyuncunun zaten? üstüne plan yaparsın adamın ön çapraz bağı patlar ondan sonra planı düşer. İnşallah patlamaz. İnşallah. <laughs> yani o yüzden oyuncunun üstüne plan yapılmaz takımın üstüne plan yapılır oyuncu plana monte edilir. Şimdi Fenerbahçe'nin geçen sene biz hep konuşuyoruz. Ben futbolda bunu istemiyorum da diyebilirsin. Sağ içi lideri diyoruz. Takım içi lideri diyoruz. Mutlaka oynayacak diye bir şey yok. Fenerbahçe'nin böyle de bir eksikliği vardı. Ben Ceko'nun örnek bir kişilik sergileceğini düşünüyorum. Bugüne kadar yaptıklarından ve yaşam tarzından dolayı. Disiplinli, çalışkan, hı, hı. biyonik anlatabildim mi? Birçok oyuncuya örnek olacak diye düşünüyorum. Belki yarın Fenerbahçe şu anda Arda'yı ikna etmeye çalışırken bile... Ceko, Perisic bu isimler bir done oluşturmaya çalışıyorlar. Biz buradan dışarıdan başka şeyler konuşuyoruz. İçeride konuşulanlar veya planlananlar o kadar da boş değil. Yani şu anda teknik adamı yok bu niye transfer yapıldı? Bazı isimler vardır. Bazı isimler hangi teknik adam gelirse gelsin düşünülebilir. Bazıları muammadır. Herkese göre farklı olabilir. Birisi için pozitif olur, birisi için negatif, birisi için belirsiz olur. Biz burada Kolkur'dan bahsetmiyoruz. Edin Ceko'dan bahsediyoruz. Abi 300 milyon TL bağladığın bir adam için her şeyinin belli olması lazım ya. 300 milyon TL para bağladım bu adama. 300 milyon lira para bağlıyorsan, her şeyinin nakış gibi bir şey belli olması lazım bir ve şu burada bakın. Da mısın? Ben şunu söyleyeyim, Şimdi ben Ceko performans veremez demiyorum. Hı -hı. Ben burada bir belirsiz tablo var. Şimdi e, ondan dolayı Yani şu anda Ceko gelir gol kralı da olabilir, hiç gol atamadan da ayrılabilir. Evet. Bana bu belirsizlik beni rahatsız ediyor. Icardi için de aynı şey söyleniyordu. Bizim... Ama Icardi'de her şey belliydi. Hoca belli, takımın içerisi Tabii belliydi, o, yapı o, belliydi. O konuda haklı olabilirsin ama bir yıldız, Ali Koç neden çok eleştirildi? İşte transfer Şu... politikasındaki teknik adam Ceyda, konusu dışında. Bizim bir bu... de transfer politikasında neden Fenerbahçe işte Gal Fenerbahçe taraftarı da şimdi geçen sezon Galatasaray gördüm, Mertens'ler, Icardi'ler, olan. neden biz sorusunu sordukça bence doğru bir hamle. Senin bu programın bu ilk yarısındayız değil mi biz? Evet. Ilk yarısı. Kaç dakika? 44 şimdi oldu. Gidiyor araya musun araya? lazım. Biz 15 dakika Ceko'yu evet. konuştuk ya Fenerbahçe'nin o kadar çok konuşulması gereken şeyi var ya. Belki en doğru yaptığı şeyi masaya yatırdık biz. Doğru. Bunu şey yapıp kapatmamız lazım. Ceko yanlış bir transfer. O fikri. Evet. Yanlış, Bugün bu arada yanlış mi... transfer demiyorum. Belirsiz bir transfer. O zaman Garanti bir araya demiyorum. gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Taner Ceko'yu arayacağım şimdi. <laughs>